Hem kadınların hem de erkeklerin ortak derdi saç dökülmesi. Kellikse en büyük kabuslardan biri. Peki evde yapabileceğiniz doğal kürlerle saç dökülmesini durdurabileceğinizi biliyor musunuz? Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu saç dökülmesini durduran kürün tarifini Magazin 8'e verdi. Hızlı yağlanıyorsa ve saç dökülmeniz varsa bunu önlemek sizin elinizde. Saçı uzamayanlar, saçı dökülenler ve saçı çabuk yağlananlar dikkat. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu evde hazırlayabileceğiniz çok basit bir karışım tarifi veriyor. Hem saç yağlanmanız ve özellikle de saç dökülmenizin önüne geçmiş olursunuz. 40 yılı aşkın bir süredir bitkilerin şifalı yönleriyle karışımlar hazırlayan ve doğanın muhteşem yönünü araştıran Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu saç dökülmesine, saçların yağlanmasına karşı önerilerde bulundu. Saçınız hızlı yağlanıyorsa ve saç dökülmeniz varsa bunu önlemek sizin elinizde. Ne yapacaksınız? Böyle tepeleme bir tatlı kaşığı lavanta çiçeğini bir bardak suda yaklaşık olarak 10 dakika kısık ateşte kaynatıyorsunuz. Yani tepeleme bir tatlı kaşığı. Evet. Karıştırın bunu. İşte cezvede biz sadece sıcak suyu döktük. Yaklaşık 10 dakika kaynayacak. İşte bu karışım hem saçların dökülmesini hem de yağlanmasını önlüyor. Karışımı hazırladınız. Ancak işlem şimdi başlıyor. Daha sonra bunu süzüp ılımaya bırakacaksınız. Banyoya girdiniz, saçınızı sabunla veya sizin için uygun olan şampuanınız neyse onunla yıkadınız, banyodan çıktınız. Saçınızı biraz kuruladınız, gene nemlidir o, tamamen kurutmayacaksınız fönle. Biraz kurulayın havluyla, ondan sonra bunun suyuyla saçlarınızın tamamını ve saç diplerini ıslatacaksınız. Fön kullanırken de dikkat etmek gerekiyor. Hem yağlanmanın önüne geçeceksiniz hem de saçın dökülmesini engelleyeceksiniz. Değerli izleyicilerimize ben bir faydalı bilgi vereyim. Saçınızı kuruturken lütfen fönü saçınıza çok yaklaştırmayın. Çünkü çok sıcak saçı çatlatır. Saç çatladığı zaman da hava alır ve dökülür. Ve çok kolay kırılır. Saçı gevrekleştirirsiniz. Peki bu karışım saçımızda ne kadar kalacak? Bu şekilde isterseniz bir yarım saat bunu etki ettireceksiniz. İsterseniz durularsınız, isterseniz durulamazsınız. Çünkü lavanta aynı zamanda hoş kokuludur. Her banyodan sonra bunu düzenli olarak yaptığınızda göreceksiniz hem saç yağlanmanız ve özellikle de saç dökülmenizin önüne geçmiş olursunuz. Saç dökülmenizi bu karışımla önlemeye çalıştınız. Ancak bir sorun daha var. Şimdi bayanlarda eğer saç dökülmesi var ise bakın nedir bunun sebebi? Hem bayan hem erkek. Bakın anemi, kansızlık, hemoglobin düşüklüğü veya demir eksikliği veya ferritindeki düşme ne yapıyor ki bunlar kan halinde çıkar? Saç dökülmesine neden olur. Siz şimdi istediğiniz kadar lavantayı kullanın, bunun önüne geçemezsiniz. Neden? Önce o demir eksikliğini, anemiyi yani kansızlığı ortadan kaldırmanız lazım. Saçı uzamayanlar için de İbrahim Saraçoğlu'nun iki önerisi bulunuyor. Lavanta çayını içtiğiniz takdirde saçınızı uzatır mı? Evet, uzamasına yardımcı olur. Başka ne saçı uzatır? Hiç ummadığınız bir şey. Keçi boynuzu pekmezi. Soğuk pres keçi boynuzu pekmezi. Evet, saç uzatır.